Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere Sözler Risalesi'nde de 10. sözde namı diğerli Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde de ana metni bitirdik. Ekler bölümündeyiz. Orada 10. sözün 1. zeylini okuyoruz. Namı diğerle 9. şu anın mukaddimesi bölümü burası. Onun da 2. noktasındayız. Hatta 2. noktanın da ortalarına yaklaştık diyelim. Münacattan bir metin vardı. O metnin tefekkürünü yapmıştık. Onun arkasından 2 sayfa daha okumuş ancak çok azını konuşabilmiştik. Bugün yine ben o okuduğum 2 sayfayı bir daha okuyacağım size inşallah. Ondan sonra da dönüp tefekkür etmediğimiz kısımdan itibaren tefekkürünü etmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de ondan yardım ve inayetini diliyoruz. Pekala okuyalım. Bismillah. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, dolayısıyla en büyük müddeaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan, dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna, açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şeyleri lüzum derecesinde ahireti ihtiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet mutlaka var ve görünüyor, elbette o rububiyetin haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini kadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem gözle görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir zat-ı Rahman-ı Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette inamı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide bir hayat-ı bakiye var ve olacaktır. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve her kalem sahibi, ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki,
bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layımut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavi fermanlarda daima Rabbüs semavati vel arz deniliyor. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat ve ekser zihayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevileri liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazarı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde saniye alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören Nevi Beni Adem var diyor ve metin devam ediyor. Fakat zaten epeyce okuduğum için devam etmiyorum. Bu kısmı tefekkür etsek, anlasak, içimize yerleştirsek elhamdülillah bu derslik epey bir şey başarmış oluruz. Ki baştaki iki paragrafı da bir önceki derste konuştuk. Yine orayı okuyayım. Kısa kısa üstüne bir şeyler söyleyeyim. Asıl konuşacağımız yerlerde ama daha uzun durmaya çalışayım. Şöyle başlıyordu metnimiz. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, dolayısıyla en büyük müddaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Zaten bu metnin ikinci noktasının başından beri yaptığı şey buydu. Neydi? Geçtiğimiz derslerde de konuştuk bunu. Sair akaid umdeleriyle ahirete imanın ilgisini Bediüzzaman Hazretleri burada bize anlatıyor, öğretiyor. Yani biri birisiz olmayacağını, bunların diğerlerini gerektirdiğini, aralarında böyle kopuk, kategorize bir ilişki değil de birbiriyle bağlı girift bir ilişki olduğunu Bediüzzaman Hazretleri burada öğretiyor bize ki sair metinlerini okuyanlar da bilirler. Bediüzzaman Hazretleri bu noktaya çok dikkat çeker. Hani iman umdelerinden birini inkar ettim, diğerine inandım, bu iş böyle olmaz. Zaten Kur'an ayetleri de bize bunu söylüyor, çokça uyarıyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Mesela peygamberlerden ona inandım, bunu inkar ettim, öyle bir şey olmaz söylüyor. Veya kitaptaki ayetlerden birazına inandım, birazına inanmadım, öyle bir şey olmaz. Kur'an bu noktada bizi uyarıyor. Bunun gibi Allah'ın şu ismine inandım, bu ismine inanmadım, yok işte kadere inandım da işte atıyorum kitaplara inanmıyorum, peygamberlere inandım da Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğuna inanmıyorum falan, böyle çelişik, çakışık
sorunlu bir iman İslam'da makbul değildir. İslamiyet tamamen göğsünüze alır bastırırsınız ya da hiçbirisini içinizde oturtamazsınız. İslam böyle bütün bir dindir. Şimdilerde deistler Allah'a iman konusunda ateistlerin kaybetmiş kesimi diyorum ben onlara. Her ne kadar deistler kendilerini İslam'daki sorunlardan dolayı deist olmuş gibi tarif etseler de bence onların asıl problemi ateist olamamaktır. Allah'a iman konusundan çıkamadıkları için, Allah'a inanmama konusundan çıkamadıkları için, Allah'ın varlığının dışında bir çözüm yolu bulamadıkları için varlığı anlamada, ne yapıyorlar? Bari tamam işte Allah'ı kabul edelim de diğerleri olmasın hayatımızda. O işte çok can sıkan, nefsin dilini acıtan günahlar, işte haram lezzetler falan var ya, aman onlar olmasın bari hayatımızda diye böyle ne ondan ne yardan geçerim ne serden geçerim tarzı bir duruşla bu iş olur sanıyorlar ama olmaz arkadaşlar, hakikatle yüzleşelim. Cenab-ı Hak bu İslam'ı getirmiş, bize Habibi Edibi vasıtasıyla vahyetmiş. Elbette ki oradaki her şeyin bir hikmeti var. Biz haşa Allah'ın üstünde bir Allah'mışız gibi haşa, aklımız onun ilminden yüksekmiş gibi haşa, irademiz onun üstünden iradesinden yüksekteymiş gibi haşa, onu seçtim bunu aldım buna gerek yok falan yapamayız. Bu zaten o Allah'la kul arasında olması gereken hiyerarşiye de ters bir şeydir. Nasıl yapabilirsin ki bunu? Allah demişsin ona. Yani o senden çok çok aşkın bir şey. Bunu kabul etmiş oluyorsun. Sonsuz derece aşkın bir şey. Ondan sonra da ona yön veriyorsun. Senin o zaman önceki sözünde bir yalan var demektir. Eğer hakikaten ona Allah gibi iman etmişsen, Allah'ı Allah gibi görmüşsen, inanmışsan, o zaman bu alttaki şeylerde artık sorgulamaman lazım. Değil mi? Mesela işte filancanın komutanlığı çok iyi, beğendim, kabul ettim, o benim komutanım. Artık komutanım dediysen, kabul ettiysen, onun askeri stratejisinde de ilk her defasında ya onu öyle yapmayalım, böyle yapalım denmez. Çünkü o artık komutan değil mi? Yoksa askeriye karışır. Askeriyenin içinde bir hiyerarşi var, emir komutayla yürüyor. O emir komuta yürütmezsen, alttan yok onu öyle yapmayayım, ben böyle daha doğru gördüm falan dersen, işte veya bir mimar planı vermiş, işte nereye ne kullanılacak, ne demir kullanılacak falan karar vermiş. Alttaki ustalar, işçiler değiştiriyor. Ne olur? Binanın her tarafı ayrı oynar. Orada bir başka bir sistem, burada başka bir sistem, bozukluk olur. Belki de o binayı yıkılmaya kadar götürür. İşte İslam binasının da yıkılmaması yine böylesi bir duruşla mümkün. Halbuki öteki örneklerde üstümüz dediğimiz yine insan. İnsan hataya açıktır. Allah dediğimiz hataya açık mıdır? Haşa. Yani Allah'a Allah gibi iman eden adam sonra altta vahide sünnette yer alan şeylere ya bu öyle değil de şöyle olsun, bu o zamanlar öyleymiş de böyle olsun diyebilir mi? Allah'ı böyle zaman içine sınırlandırıp o zamanlar içindi, bu zamanlar için olmaz falan seçebilir mi? Hani biraz böyle mantıklı düşündüğünüz zaman eğer Allah'a Allah gibi inanıyorsanız İslam'a da İslam gibi bütün zamanlara geçerli olarak inanmanız gerekir. Onun da umdelerini birbirinden ayırmamanız gerekir. Çünkü o hep bütün olarak gelmiş yani. Yolda parçalar birleştirilmemiş ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen o şey, vahiy, sahabe efendilerimiz onun kıymetini bilmişler, kadir şinas elleriyle taşımışlar tabiine, tabiin tebeb tabiine. Oradan nesiller boyunca ehl-i sünnet ve cemaat uleması bu pak mirası bize ulaştırmış. Yani bu mirasın önceki ellerini suçlayarak bizim elimize hakikat geçmez. Bu yolu tutturanlar hep dalalete gidiyorlar. Bakın her bir günleri bir sonraki gün, bir önceki günlerinden daha kötü, daha sapkın. Dün bir şey inkar ediyor, bugün başka bir şey. Ertesi gün başka bir şey. Yani böyle erken kalkan darbe yapıyormuş eskiden. Hani darbe zamanlarında sabah erken hangi general kalkarsa darbe yaparmış ya, bunlarda da öyle. Sabah hangi ilahiyatçı erken kalkarsa, tabii hepsine genelleştirmeyelim, bir kısmını diyelim, sorunlu bir kısmının, hangisi erken kalkarsa denilen bir şeyi inkara başlıyor. Öteki odan diyor bunu inkar etti, ben ondan daha büyüğünü inkar edeyim diyor. Yani böyle bir dalalet yarışına dönüşüyor iş. Ya biz bu mirası kabul edelim, bu mirasın geçtiği elleri kabul edelim ya da bu dinde durmayın arkadaş, zarar vermeyin. Yani bu din illa bizde kalın demiyor ki size.
İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakınız Mustafa Öztürk gitti mesela. İhsan Eli Açık gitti. Siz de gidin yani. Gidin bari hani burayı şey yapmayın, karıştırmayın. Ya gitmenizi istemeyiz. Keşke Ehl-i Sünnet vel Cemaat istikametinde olsanız. Fakat durmuyorsunuz da yani. O baştaki ayar tutmadığı için, ilk düğme güzelliklenmediği için Allah kul arasındaki hiyerarşi nasıldır o sizde tam oturmamış, bu seziliyor. Peygamber kul arasındaki ilişki nasıldır o sizde tam oturmadığı için her bir gününüz bir öncekinden daha dalalette. Sınırınız yok. Sürekli arsa kapatıyorsunuz. Arsa mafyası gibisiniz yani. İslam'dan mülkiyeti, mülk Allah'ındır diye kabul etmediğiniz için nerede bir dönüm görseniz kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu da elbette ki bir işgal oluyor. Evet, ilk cümlenin üzerinde epeyce durmuş olduk istemsiz olarak. Devam edelim ikinci cümle. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi, zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şeyenleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazaat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahireti vardır. Allah ezeli ve ebedi ya, Allah'a öyle iman ettik ya, yani ancak Allah sonsuzluğu bu kainatın hilkatini kaldırır dedik ya, ancak onun gücü yeter. Hiçten vara çıkmak, o aradaki basamak bir kıyas kabul etmiyor, bir sonsuzluk giriyor o araya. Mesela vardan vara geçmeyi güçle açıklayabilirsiniz. İşte 5 kilometre itmek için şu taşı şu kadar kuvvet lazım, 10 kilometre itmek için de şu kadar lazım dersiniz. Bunun için sonsuz bir kuvvete gerek yok. Vardan vara olduğu için aradaki mesafeyi ölçüyorsunuz sadece. Fakat hiçten vara çıkmak nasıl? Varlık nasıl hiçten vara çıktı? Bilim de bugün kabul ediyor ki, entropi yasalarıydı galiba. Yani başlangıcı olan her şeyin bir sonu var ve bu kainattaki her şeyin de bir başlangıcı var. Çünkü enerji dağılımından, işte odaki dengelerin hala oluşmamışlığından diyorlar ki, hani ezeli olsaydı bu dengeler çoktan oturmuş olurdu. Ezeli olmadığımız dengelerin hala oturmamış olmasından belli oluyor. Mesela güneş hala yanıyor, sönmemiş. Eğer güneş ezeli olsaydı çoktan sönmüş olurdu. Gibi gibi pek çok örnek var ki kainattaki enerji dağılımının eşitlenmemesi veya başka örnekler. Gözümüzün önünde her şeyin muhtes olması, yani sonradan meydana gelmesi. Bütün bunlar gösteriyor ki bu evren sonsuz değil, bir sonu var. İçindeki parçaların sonu büyük evrenin sonunu gösteriyor. Sonu olması da başlangıcı olduğunu gösteriyor. Tersi de mümkün. İçindeki değişiklikler bu evrenin bir başlangıç ve sonlu olduğunu gösteriyor. Bir başlangıcının olması da bir sonu olduğunu gösteriyor. Yani neydi o Matrix'teki cümle? Matrix 1'de geçiyordu. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Bu aslında fizik kaidesi. Evet, bugün bilim de bunu artık kabul ediyor. Evren ezeli değil. Ezeli yani öncesi olmayan bir madde yok. Madde önceli sonralı bir şey. Zamana mahkum bir şey. Zaman içinde zaten madde oluyor. Madde, enerji, hareket, zaman. Einstein'ın görelilik yasaları da bununla ilgili arkadaşlar, biliyorsunuz. Görelilik teorileri diyelim. Gerçi yasa da oldu galiba onlar. O mevzuya baktığınız zaman da anlıyorsunuz ki aslında madde, enerji, zaman, hareket, bunlar hep birbiriyle ilgili. Zaman içinde olmak zaten maddeli olmak demek. Zaman içinde olmak maddeli olmak demek. Hal böyle olunca, madem ki zamana mahkumuz, bizim bir zaman aşkın, zamanda olmayan bir öncemiz var. Bir hiçlik zamanımız var, maddeye göre bir hiçlik.
Elbette daire-i ilimde, Allah'ın ilminde hep mevcuttuk ama madde olarak yoktuk. Oradaki var ve yok ilişkisini aşıracak şey nedir? Ancak sonsuzluktur. Var ve yokun arasında sonsuz sığar. Var yoktan ne kadar büyüktür? Sonsuz. Yok vardan ne kadar azdır? Sonsuz. İşte o 1-0 örneğiyle vermiştim bunu. 1 bölü 0 nedir? 1 bölü 0. Yani 1'de kaç tane 0 var? Sonsuzdur. 0 bölü 1 tanımsızdır. Matematikte bile bizi bunu öğretmişlerdi. Ortaokul yıllarında bile galiba veriliyor bu ders. İşte o hiçlik varlık ilişkisi bize gösteriyor ki sonsuz bir Allah lazım. Yani Allah'ın sonsuz olması lazım ki bu hiçlikten varlığa çıkılsın. Oradaki problem ancak sonsuzluk çözer. Hal böyle olunca, şimdi böyle bir Allah sonsuz, isimleri sıfatları, sadece varlığı değil isimleri sıfatları da sonsuz. Öyle olması lazım. Tam tekmil sonsuz yani tabiri caizse. Öyle olduğu için de öyle bir Allah'ın isimlerini tecelli ettirdiği diyar sadece fani bir diyar olamaz. Yani öyle bir sultan sadece 3 günlük köy muhtarlığıyla haşa yetinemez. Bu dünyanın hali nedir ki? Milyon seneler olsa yine fani. Allah'ın bekası karşısında belki insanın göz kırpması kadar. O da işte kusurlu bir kıyas yine. Bir geçicilik yani. Yıldızların karşısında insanın ömrü nedir? Milyarlarca yıllık ömrü var atıyorum bir yıldızın. İnsanın ömrü 60 yıl, 70 yıl. Yani biz göz açıp kapatıncaya kadar geçip gidiyoruz. Tom Cruise'un bir filminde hayatın anlamsızlığını böyle anlatmaya çalışıyordu. Tom Cruise'un kötü rolde oynadığı bir filmdi. Bir kiralık katili oynuyordu. Orada böyle bir cümle geçiyor da aklımda kalmış. Yani diyor yıldızların karşısında bizim hayatımızın anlamı ne ki? Biz hayatımızı çok abartıyoruz. Abarttığımız için çok anlamlı gözüküyor falan diyor. Öyle bir kıyas yapıyor. Biz o kıyası yanlış yerde yapıyor. O doğru yerde kullanalım. Yani eğer evet baki bir alem olmazsa bu alemin Allah'ın esmasını, sıfatlarını taşımadaki şeyi ne de ki, randımanı ne ki? Ne kadar yansıtabiliyor? Ne kadar o esma burada tecelli edebiliyor? Elbette onların sonsuz bir şekilde, sonsuz bir sultanın, sonsuz hakimiyetinin, işte buradaki sayılan şeyler, umum sıfatları, ekser isimleri, rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları diyor. Şenleri, yani bunların sonsuz bir şekilde tecelli edeceği, daha kararlı bir alem olması lazım. Öyle bir sultanın öyle bir mülkü olması lazım. Bu denge gereği yani böyle. Eğer Allah'a böyle inanıyorsanız, alemden böyle bir Allah'ın varlığının vacibül vücud olduğunu zaruretini çıkarmışsanız eğer, o halde ister istemez böyle bir ikinci alemin, ahiretin sonsuz kararlı cennetiyle cehennemiyle var olacağını, orada o İsimlerin, sıfatların sonsuz bir şekilde tecelli edeceğini, devamlı bir şekilde tecelli edeceğini aklınız kesiyor yani. Çıkarmanız lazım diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği yani sonsuz bir medarı olan ahiret vardır. Buraya kadar bir önceki derste konuşmuştuk. Burada da ziyadesiyle üstünde durduk. Üzerine bir cila çekmiş olduk. Ve madem bu kainatta ve zihayatta, burayı artık yeni konuşuyoruz. Ve madem bu kainatta ve zihayatta, kainat, evren, zihayat, hayat sahipleri. Kainat kelimesi nereden geliyor? Künden, olanlar. Kün ne demek? Hani Allah bir şeyi murad ettiği zaman ol der, o da oluverir, kün feyekün. O künün çoğulu kainat, olanlar demek. Herhalde motomot çevirisi böyle olur. Ama biz bunu ne anlamda kullanıyoruz? Evren. Yani bu varlık sahasında olan her şey. Alemi şehadette olan her şey. Ve zihayatta, hayat sahiplerinde gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini Kadir'den kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten
ve şefkatini Gadir'den kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Ya soralım kendimize, Bediüzzaman Hazretleri böyle bir hüküm beyan etti ama acaba öyle mi? Bu bizde taklit kalmasın, tahkik olsun. Hakikaten bu kainatta ve zihayatta haşmetli, hikmetli, şefkatli bir rububiyet mutlaka var mı, görünüyor mu? Elhak görünüyor. Nereden biliyoruz? Öncelikle devamlılık sürecinin aksamamasında. Bakınız, varlık aslında ademe gitmeye daha yatkın. Varlık vücuttan daha ziyade ademe, yani yokluğa gitmeye yatkın. Bir şeyi yıkmak mı kolay, yapmak mı kolay? Yani bu adem vücut bahsini nereden anlıyoruz? Bir şeyi yıkmakla yapmak arasındaki zorluk kolaylık farkından anlıyoruz. Bir binayı yapmak belki bir yıllık iş, binasına göre belki 5 yıllık, 10 yıllık iş, gökdelense mesela daha da uzun vadeli bir iş. O binayı yıkmak gerekli ekipmanla bir düğmelik iş ya da bir saatlik iş. Gidiyor, onların mühendisleri var, uzmanları var. Kolona bakıyor, kirişe bakıyor, buraya ne kadar patlayıcı lazım diyor. Hemen dinamitlerini döşüyor, kablosunu çekiyor, uzaktan bir yerden düğmeye basıyorlar. Onu izlemesi de keyifli oluyor, internette videoları var. Bir patlatıyor, bum, bina, hop, bak. Yapması 5 yıl, 10 yıl, yıkması 1 saat, 2 saat veya yarım gün diyelim. Hadi çok uğraştılar orada patlayıcı döşemeye falan. Daha da değişik, ahşaptan yaptığınızı düşünün. Çok ince, sanatlı, nakışlı, güzel bir böyle dağ evi yaptınız. Tamamen ahşap, ağaç malzeme kullandınız ki otantik olsun, doğayla uyumlu olsun diye yaptınız öyle. Çocuğun bir tanesi yaramaz durmadı, bir ateş yaktı. O ateşi söndürmedi. Siz fark edene kadar ev artık kurtarılmayacak derecede tutuşmuştu. Dağ başı oraya itfaiye de kolay gelmez. Bir baktınız, canım ev, o kadar işlemeli, nakışlı, sanatlı ev. Bir saatte yandı bitti, kül oldu. Asırlık konaklar bir yangında gidebiliyor değil mi? Bakın mahlukat yok olmaya, var olmaktan daha yatkın. Neden böyle? Çünkü şöyle söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, inayeti, hikmeti, haşmetini bize buradan gösteriyor. Biz oradan anlıyoruz ki ya, eğer bunu bir dik tutan olmazsa bu alem dik durmaz. Eğer bu binaları ayakta tutan bir kudret olmazsa bu binalar böyle durmaz. İşte eğer bu evreni bir koruyan olmazsa bu evrendeki denge devam etmez. Biz bunu bu sırdan çıkarıyoruz. Yani Cenab-ı Hak varlıktaki ademe yatkınlık üzerinden bize bir ders veriyor ki bak, bazen hani ayetlerde de geçer, gökleri kim böyle yukarıda tutuyor? Direksiz havada tutuyor. Hani öyle ifadeler vardır. Ben şimdi kendi dilime geldiği gibi söylüyorum. Ayetleri bilenler, kesin hocalarımızdan eğer takip edenler varsa, arkadaşlarımızdan bilenler varsa takip edenler için de hemen hatırlamışlardır orijinallerini. Ben cahil olduğum için orijinallerini ezberimden söyleyemiyorum. Veya kuşları mesela örnek veriyor Kur'an. Kim onları diyor havada tutuyor? Bunu niye söylüyor Kur'an bize göre? O normal bir şey. Yani kuş uçuyor, tamam işte. Yıldızlar gökyüzünde, tamam. Ama varlık ademe gitmeye bu kadar yatkınken nasıl varlıkta durmaya devam ediyor? Bunu söylüyor aslında Kur'an bize. Her şey yere düşmeye yatkınken kuş niye havada durabiliyor? Yıldızlar, şeyler falan birbirine çarpmaya, patlamaya bu kadar yatkınken düzenleri nasıl devam ediyor? Korkunç enerjiler. Yani mesela güneşteki bir saniyede olan patlamalar dünyada olsa dünya zaten bitti gitti yani. Yani öyle muazzam enerjiler dönüyor o evrende. Zaten biz bazen bir atomu mesela şey yapıyorlar, bomba oluyor değil mi atomdaki füzyon olayından. Güneşin üzerinde onlar her an oluyor zaten. Hem de ne kadar çok miktarda oluyor. Yani güneşin aslında şeyi tamamen sürekli patlayan nükleer bombalar gibi düşünün arkadaşlar. Güneşin öyle bir yapısı var. Sürekli patlıyor, helyum hidrojene dönüşüyor, helyum hidrojene dönüşüyor. Öyle bir döngüsü vardı galiba. Evet, helyum hidrojene dönüşüyordu yanlış bilmiyorsam. O dönüşüm sırasında muazzam bir enerji açığa çıkıyor. Tıpkı atom bombasında, nükleer bombada olduğu gibi. Orada da yine bozulum var çünkü. İşte
plütonyum, uranyum vesaire gibi öyle maddeler, bozulmaya yatkın maddeler dönüştürülüyor. O zaman muazzam bir enerji açığa çıkıyor ki hem nükleer santrallerde hem de nükleer silahlarda kullanılan teknoloji bu teknoloji. Allah'ın kainata koyduğu bir yasa. Atom atoma dönüşürken muazzam bir enerji ortaya çıkarıyor. Evet, bu muazzam denge nasıl devam ediyor? Bir denge sürdürücüyle ancak olabilir bu. Bu kendiliğiyle açıklanamaz. İşte hep söylüyoruz, İsmi Kuddüs bahsinde, Esma-i Sitte Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri bunu anlatıyor. Ya benim odam 2 gün, 3 gün, 4 gün temizlenmese bak ne kadar karışıyor. Etraf işte toz, kir, işte yerlerde işte ekmek kırıntıları şu bu falan oluyor. Peki alem nasıl bu kadar temiz kalabiliyor? Bunu bir temizleyen yok mu? Bak denizler ne kadar temiz. O halbuki bir sürü canlı ölüyor orada. Bir sürü canlı, değil mi? Onların da boşaltım sistemi var. Dışkılarını atıyorlar veya artıklarını atıyorlar vücutlarından. Ama hala tertemiz denizler. Bizim o kadar kirletmemize rağmen, poşet, çöp, möp, şu bu atmamıza rağmen, hani eskilerde derler akarsu kir tutmaz. Tutmuyordu gerçekten. Biz çıkana kadar, insanoğlu karıştırana kadar çıkmıyordu. İşte bütün bunlar, bu en üst dairede. Geliyoruz alt daireye, annelerin yavrularına olan şefkatleri. Yavrunun devam etmesi lazım. Onun devamının da hizmetine annenin şefkati koşturulmuş. Bu da aslında en büyük dairede olan şeyle ilgili. Nasıl Allah güneşleri, yıldızları devam ettiriyor bir düzen içinde, onlara inayeti düzenle veriyor, hikmetle veriyor. Altta da canlılara inayetini rahmetle veriyor. Yavrunun hayatını rahmetle devam ettiriyor, şefkatle devam ettiriyor. Yani en hakim isim olarak o gözüküyor. Yoksa altında yine diğer isimler var. Rahmetin olduğu yerde hikmet elbette ki var. Ama orada baktığınızda hemen rahmeti görüyorsunuz, şefkati görüyorsunuz, değil mi? Bir aslan böyle yavrusunu gördüm hemen yalıyor falan, kuyruğunu ısırıyor, bir şey demiyor. Halbuki normalde ne kadar kızgın bir hayvan. Veya timsah yavrularını ağzına alıyor. Hiç ısırmadan, halbuki lop et parçası yani. Hiç ısırmadan alıyor, şeye götürüyor, akarsuya götürüyor yeni doğan yavrularını, yumurtadan çıkan yavrularını. Onun gibi bu burada böyle oluyor. Büyük evrende de bu düzenle oluyor. O düzen de onun inayeti. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin düzenle inayet arasında kurduğu benzerlik aslında buradan anlaşılabilir. Şefkatte nasıl inayet var? Büyük evrende de düzenle bir inayet var. Artık hangi fiziğin kanunları işliyorsa güneşte, o kanunların güzelce işlemeye devam etmesi güneşe bir merhamet. Güneş üzerinden de bize merhamet. Biz de güneşe muhtacız çünkü. Gibi gibi işte buradan diyebiliriz ki madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti mutlaka var ve görünüyor. Bak haşmetli dedi en büyük daire. Hikmetli dedi daha aşağılara indik okumalar yaparak ve şefkatli. En küçük dairede de işte bizim dairemizde, yavrucakların dairesinde, küçücük canlıların dairesinde artık onu biz şefkat olarak görüyoruz. En büyük dairede haşmet olarak görüyoruz. Ya diyoruz kocaman güneş diyoruz, iş yörüngesinden sapmadan nasıl durabiliyor orada? İşte kocaman gezegenler Jüpiter'in yanında bakıyorsunuz dünya böyle küçücük kalıyor. Sapmadan dönüyor yörüngesinde. Ya bunlar nasıl hiç sapmadan durabiliyor? Orada haşmet, orada hikmet. Aşağı iniyorsunuz şefkat. O da yörüngesinden sapmıyor, anne de yörüngesinden sapmıyor. Hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti mutlaka var. Sonsuz bir terbiye edicilik tabiri caizse. Onun maksadına giderken yanında olma, yardımcısı olma, ihtiyaçlarını karşılama, öyle yaratıp bırakmama hali. Rububiyet bunu ifade eder. Allah yarattığını başıboş bırakmıyor. Kur'an'da da buyuruyor ya, başıboş bırakılacağınızı mı sandınız diyor. Yaratıyor, yarattığını da maksadına uygun olarak yaşatıyor. Hem yaratıyor hem yaşatıyor. Yaratıyor bırakmıyor. Kendi kendini yaşıyor diye bir şey yok. Her an o dengenin devamına muhtaç. Evrende ne kadar gözetilen denge varsa insanın vücudunun içinde de gözetilen o kadar ince dengeler var. Bir sinir hücreniz koptuğu zaman hadi bakalım iletişim kesiliyor. Mesela bizim bir abide öyle bir rahatsızlık vardı.
Yani şuradaki kaslarıyla ilgili bir sorun vardı. Şimdi oynatamıyor onu. Veya istemsiz kasılan öylesi de var. Beyin sürekli kasılma sinyali gösteriyor, şey gönderiyor. İstemsiz kasılıyor. Ona da mesela böyle bir yılan zehri varmış. Onu vuruyorlar ki hissizleşsin, o rahatsızlığı vermesin. Arada bir vuruluyor onlar mesela, öyle rahatsızlığı olanlar. O kasa doğru bir ilaç vuruyorlar işte, neyse ismi bilmiyorum. Yani o kas kasılmasın, düzensiz kasılmasını terk etsin diye tedavisi var. Cenab-ı Hak ne ince hikmetler yaratmış, nasıl işlemiş bizi bilmiyoruz, kendimizden sanıyoruz. Hiç böyle muhtaçlık hissetmiyoruz. Allah bizi affetsin. Onların şuurunda olmayı, aczimizi, fakrımızı bilmeyi nasip eylesin ki en büyük bilgi budur arkadaşlar. Haddini bilmeyen her haltı yer. En büyük ilim haddini bilmektir. Demişler eskiler, imanın şartı altıdır, yedincisi de haddini bilmektir. Öyle yani, hakikaten imanın şartı altı, yedincisi de haddini bilmek. Veya İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmektir mi diyorlardı. Tam hatırlayamadım onu. Evet. Elbette o rububiyetin haşmetin sükuttan, yani düşmekten, aşağı inmekten, susmaktan, sükutun çok manası var. Burada ne diye verilmiş bakalım. Düşüş, alçalış diye verilmiş. El-hak odur. Susmak da kullanılıyor. Sükut. Susmak anlamında da kullanılıyor. Hatta Karadeniz bölgesinde sus demiyorlar. Askerde bizim öyle bir arkadaş vardı. Sükut olun diyordu. Sükut olun. Sükut ol. Yani sessiz ol manasında kullanıyordu. Ama asıl manası düşmek, alçalmak. Sakıt aşağı demek mesela. Haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten, abes boş demek. Hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden. Gadir ne demek? Zulüm demek. Değil mi? Burada da verilmiştir herhalde manası. Bakalım ona. Zulüm, acımasızlık, evet. Hikmetini, şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Şimdi dar-ı saadet olmazsa, ebedi bir hayat olmazsa ne oluyor? Evrende gösterdiği haşmet, bir, en büyük dairede gösterdiği haşmet yalan oluyor. İki, daha küçük dairede fark ettiğimiz hikmet yalan oluyor. Üç, bir de en küçük dairede, canlılar dairesinde gördüğümüz şefkat yalan oluyor. Ne demek yalan oluyor? Yani mesela Cenab-ı Hak bir yavruya şefkat ediyor, onu işte besliyor, büyütüyor, yaşatıyor ama en sonunda hiç ediyor. Eğer haşa, yani ahiret olmasa, o anlamda söylüyorum. Hiç oldu. Şimdi niye yaşadı ki bu? Onun yaşaması aslında azabı öğrenmek oldu. Çünkü her ne tatlıysa onu terk edecek. Her ne mutluluğa eriştiyse ondan ayrılacak. Her ne yâri olduysa o onun özlemi olacak. Yani yaşatılmak, eğer ahiret olmazsa yaşatılmak azaptır. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde de kafirlerin diyor Allah düşmanı olması biraz da bundan. Adam ahirete inanmıyor. O zaman diyor yaşatılmak, bana azap çektirmek, bana eziyet çektirmek, bana zulmetmek, ben bu zulmü bana yapana düşman olurum diyor. Şuurunda olmasa da içinde bu var. O yüzden diyor o kafirler diyor Allah düşmanı gibi hareket ediyorlar. İslam'da neden mürtedin hakkı hayatı yok? Yani İslam'ı terk etmiş olanın hakkı hayatı yok İslam fıkhında. İşte biraz da bundan. Çünkü irtidat eden, İslam'dan çıkan o kadar bozuluyor ki iç olarak. İğne varsa düşman oluyor. Çünkü iğne varsa İslam'da öğrendi. İslam'ı bıraktığı zaman da iğne varsa düşmanı oluyor. Onlardan bir hayır murad edilmediği için İslam'da mürtedin hakkı hayatı yoktur. Niye yoktur? Bunun cevabını arayanlar da bir baksınlar o ateist sitelerine. Yani adamların sabah akşam mesaisi Allah'a sövmek, alay etmek, peygambere hakaret etmek, Müslümanlarla alay etmek, işte günahları serrişte etmek, yaymak, duyurmak. Yani bütün mesaileri o. Bir adam Allah'sız oldu mu artık ondan korkacaksın. Kork Allah'tan korkmayandan demişler. Öyledir. Canavar oluyorlar yani. Ben hani ateist sitelerine bakıyorum. Adam yani işim mi yok kardeşim? Bütün mesaisi şey ya. Hani Müslümanlara nasıl bir darbe daha vururum? Nasıl bir şey daha boşa çıkarmaya işte kendince çalışırım? Nasıl alay ederim? Bütün gaye şey o. Hedef o. Ona doğru ilerliyorlar. Cenab-ı Hak muvaffak etmesin. Evet.
haşmet-i sükuttan, hikmeti abesiyetten. Niye? Çünkü yine hiç olduğun zaman aradaki hikmetlerin ne anlamı var? Şimdi mesela bir adam diyelim aylarca çalıştı. İşte yine arabalara geliyoruz. Belki de yine Ferrari'ye geliyoruz. O Ferrari örneğini çok verdiğimiz için. Diyelim ki bir adam işte çok mühendis birisi çalıştı kendi başına, tasarladı falan filan. Bir Ferrari yaptı. Sonra üstüne benzin döküp yaktı. Şimdi o aradaki hikmet, çalışma ne oldu? Ya hiç oldu. Niye yaptın ki sen bunu? Madem yakacaktın, bu kadar boş bir şey içindi. O zaman aradaki emek ziyan olmadı mı? Hepimize böyle gelmiyor mu? Makul gelmiyor mu? Madem yakacaktın, yok edecektin, çöpe atacaktın. Niye uğraştın kardeşim yıllardır sen bununla? İşte aynen onun gibi de la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak bu kainatı yaratmış, binlerce hikmetle doldurmuş. Her şey yerli yerinde. Bir taşı yerinden çektiğin zaman bütün bina yıkılıyor. Sanki öyle bir denge var yani. Her şey girift, her şey birbiriyle bağlı. Bir elma için bir kainat gerekiyor. İşte ta Big Bang'te evrenin sabiteleri var. O sabiteler öyle olmazsa canlılık bugün vücuda gelmiyor mesela. Öyle bir ilgisi var. O kadar üstten kurulmuş işte, kaderi de haber verir bir şekilde. Kadere de delil olur bir şekilde kurulmuş ilgiler var. Yanılıyorsunuz, Einstein kitabında anlatılıyordu bu bilgide. Daha önce anlatmıştım. Şimdi hal böyleyken ama hepsini yok etti. Niye o kadar zahmet ettin? Binayı yaptın ama çatı yapmadın. Yağmur yağdıkça bina çürüdü. Niye? O zaman o binayı yaptın ki madem böyle çürüyecekti, yıkılacaktı. Hikmet abesiyete dönüşüyor. Haşa ve kella. Yani insan böyle bir şey yapsa deriz ki ya bu adam zeki değilmiş, ahmağın da ahmağıymış. Yani bak, çatısını yapana kadar deriz ki ya bu adam çok zeki. Çatısını yapmadan bırakırsa deriz ki bu ahmağın da ahmağıymış. Yani yaptı ama yaptığının böyle olmayacağını da bilmedi. O emek de ziyan oldu. Ahmak olsa hiç yapmazdı. Emeği de ziyan olmazdı. Bu emeğini de ziyan etti. Ahmağın ahmağı deriz insan olsa. Haşa ve kella, 100.000 defa haşa ve kella. Cenab-ı Hak da işte ahireti yaratmasa dünyadaki eseri böyle boşluğa düşer. Niye? Yok olduktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Lezzet almanın ne anlamı var? İyi olmanın ne anlamı var? Leszek Kolakowski diye bir Marksist düşünür var. O adam öyle diyor. Din kalmadığında iyi ile kötünün ayrımını yapamaz hale geliriz diyor. Ne anlamı kalır ki? Ulvi, gaybi bir hedefi yoksa bu işlerin, bu alemden daha aşkın başka bir alem yoksa bunların ardında, o zaman ne anlamı kalır? Ben ateist aktivistlere bazen işte internette yazıştığımızda diyorum. Ya diyorum, bak işte şu faaliyeti yapıyorsun, şunu yapıyorsun falan. Niçin yapıyorsun? İşte insanlığın iyiliği için. Ya o insan yine ölecek. Bak, o insan ölecek. Zaten onu bir şeyden kurtarmıyorsun ki. Velev ki bugün açlıktan kurtardın. Ama yine ölümden kurtarmıyorsun. Hani senin yaptığın bir kurtarış değil, bir geciktirme. Onun dünyada yaşayacaklarını daha da uzattın. Bu dünyada daha çok lezzet terk etmesine sebep olacaksın. Belki de bugün ölseydi, sen yardım etmesen bugün ölseydi, o 20 yıl, 30 yıl sonra öldüğünden daha mutlu olacaktı. Çünkü daha az şey görmüştü. Belki bu hayatı da bırakmaktan gocunmayacaktı. Zaten yoksunluklarla dolu bir hayattı. O adamı aldın, zengin ettin diyorum, atıyorum. Çok lebalep lezzetlerle, zevklerle dolu bir hayat yaşattın. Ama terk etmek daha zor gelir ona hayatı. Onun gidişini zorlaştırdın sen. Bir anlamda. Eğer ahiret yoksa. Ama bir Müslüman iyilik yaparken ne düşünüyor? Bu işin ahireti de var. Burayla bağlamıyor ki. Burayla bağlası zaten çoğu şey ziyan olur. Ancak gösteriş olur. Riya olur. Ama öteki taraf hedeflenirse ihlas olur. Çünkü bu alem bu alemden ibaret değildir. Bu alem bu alemden ibaret kalırsa mantıksız olur. Gereksiz olur, şefkatsiz olur, haşmetsiz olur işte. Bu paragraf bize bunu öğretti. Elbette o rububiyetin haşmetini sükuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem gözle görünen bu hadsiz inamlar, İhsanlar,
lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir zat-ı Rahman-ı Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette in'am-ı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide, bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Burada ne söylendi özetlersek? Yine işte yukarıda Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla, sıfatlarıyla yaptığı şeyi burada kainatta gözüken eserlerle yaptı. Ne dedi? Gözle görünen bu hadsiz inamlar, inamlar yani nimetler. Dünyada hakikaten gözle görünen nimetler var mı? Ya bunu reddeden artık yani akıllı demezler. Ondan kalem kalkmıştır yani onun imtihanı yoktur. O kendisini aptallar zümresine yazabilir. Eğer hevesatına kapılmamışsa, gerçekten öyle olduğunu düşünüyorsa herhalde onun akıldan çıkmış olduğunu düşünmek lazım. Yani nefes almıyor muyuz? Su içmiyor muyuz? Yemek yemiyor muyuz? Güzel manzaraya bakmıyor muyuz? Yani neler neler ya, her bir anı ya, kedi yavruları bile, sokakta gördüğünüz kedi yavruları bile nimet mi? Ya arkadaş, nimet. Baktığın zaman içine bir sevinç geliyor ya, varlığına bir varlık katılıyor ya, varlığına varlık katan her şey nimet. Varlığına güzel bir varlık katan her şey nimet. Hatta ve hatta öğretici olmayanlarıyla, ders verir olmayanlarıyla, hikmetli yanlarıyla acılar da bir nimet. İnsan acıyla yaşadığı zaman ne oluyor? Olgunlaşıyor değil mi? Hayatını zevkü sefa içinde geçirmiş bir adamı bir kenara koyun. Bir tarafında da böyle zorluklarla sınanmış, tecrübe etmiş bir adamı koyun. Bakıyorsunuz ikincisinin karakteri daha da çok oturuyor. Daha da dengeleniyor. Daha da olgunlaşıyor. Daha da yüksekleniyor. Görüşü, bakışı, tartışı değişiyor. Bu ne demek? Ona verilen acı bile nimetmiş demek. Ötekine verilen lezzette aslında şey varmış, imtihan varmış, o onu aşamamış demek oluyor. Yani inam dediğiniz zaman aslında var olmanın kendisi bir inam, nimet yani. Nimetin çoğulu zaten inam. Bir de o sürecin içinde yaşadığınız her şey de nimet. Kıymetini bilirseniz doğru bakış açısıyla, en büyük musibet sandığınız şey bile arkasındaki nimet yönünü böyle size ışıldatıyor, gösteriyor. Tabi doğru bir bakış açısıyla. İhsan yine aynı manaya sahip. İhsan kelimesinin bakalım nüansı var mı burada? Hiç zikredilmiş mi böyle bir şey? İyilik, bağış, lütuf diye verilmiş. İhsan makamı var yani Cibril hadisinde geçen. Ben onun üzerinden ihsan hakkında şöyle bir tefekkür yapıyorum kendince. Acaba doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Tabi lisan uzmanları bunu daha iyi bilirler. İslam terminolojisine hakim olanlar, ıstılahlara hakim olanlar bilirler. Bize Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissettiren her şey bence ihsandır. İhsanın nimetten bir derece üstlüğü, böyle üstad sıra sıra sayarken, bize o huzuru hissettirmesinden geliyor olabilir. Yani inam diyoruz, sonra ihsan diyoruz. İhsanda şeyi de biliyorsun artık sanki. Biraz daha şuurlu belki de. Gerçi nimette de münimi bilmek var ama ihsanda artık Allah'ın huzurunda olduğun şuuru da var. İhsan makamı çünkü Allah'ı görür gibi yaşamak. Oraya denk geliyor. Belki böyle bir zenginliği olabilir diye tefekkür dünyama geliyor. Hatalıysam ara. Lütuflar, lütuf yine nimet, işte yöneliş kelime manası. Yöneliş demek galiba ama iyilik, ikram, yardım olarak da kullanılıyor. Keremler aynı manaya geliyor ama tabii bunların arasında nüansı var, ben bilmiyorum. İnayetler, rahmetler, perdeyi gayb arkasında, gayb ne demek? Altı duyumuzla bilemediğimiz, beş duyumuzla bilemediğimiz, altıncısı da ne olsun? Altıncı his olsun. Bu dünyayı sezemediğimiz, bu dünyada göremediğimiz, duyamadığımız, dokunamadığımız başka bir alem, daha ötesi. Perdeyi gayb arkasında bir zat-ı Rahman-ı Rahim'in, Rahman ve Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere,
gösterir. Burada üstad şark koştu. Bunları görmek, sönmemiş akıl olana, ölmemiş kalbi olana layıktır. Ancak ona nasip olur gibi bir parantez açtı. Niye bunu yaptı? Bu arkadaşlar aklın bir olmadığını, kalbin bir olmadığını bize gösterir. İslam irşadı, İslam tefekkürü şunu kabul ediyor arkadaşlar. Yani akıl tek şekil değil. İşte o aklı meaş, aklı meat mıydı onların çeşitleri tam bilmiyorum ben. Gibi gibi çok sayıda akıl tarifleri var. Biz aklı tek şekilde sanmıyoruz, saymıyoruz. O yüzden şöyle bir tereddüde düşmüyoruz. Ya bilim adamı bu kadar zeki, bu kadar şey biliyor. İşte bu kadar bilmiyorum DNA'nın şeylerini ortaya çıkarmış. Atomun derinliklerine inmiş ama bu adam Allah'a inanmıyor. Ya bu nasıl olur? Akıl tek değil çünkü. Evet, o kendi kategorisinde maddeye boğulmuş şeklinde bilgiler sahibi. Ancak o bilgiler sahibi olması her yerde onun aklının Zülfikar gibi önüne geleni kestiğini göstermiyor. Önüne gelen yolu açtığını göstermiyor. Belki başka bir yerlerde de kör kılıçları var. Bağnazlıkları var, taassupları var. İnsan tek bir şekil değil yani. İşte bu anlamda İslam onu en başta ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinden itibaren bunu kabul etmiştir ve bunu bize öğretmiştir. Niye? Mesela ayet-i kerime diyor, sivrisinekten örnek veriyoruz. Fasıkların dalaleti artıyor. Müslümanların imanı artıyor, fasıkların dalaleti artıyor. Niye? O aklını öyle çalıştırıyor, bu aklını böyle çalıştırıyor çünkü. Onun aklı başka bir akıl, bunun aklı başka bir akıl. Bizim aklımız da Allah'ı aradığı için, mümin aklından bahsediyorum, Allah'ı, onun rızasını aradığı için o okuyor ama öteki okuyamıyor. Biz Rahman-ı Rahim'i arıyoruz zaten, ona ihtiyaç hissediyoruz. Öteki keşke olmasa diyor. Keşke benim işlerime karışmasa diyor. Keşke mesuliyetim olmasa diyor. Keşke bu dünya lezzetlerini felekten her gün bir gece çalmak kabilinden yaşasam diyor. Vur patlasın, çal oynasın diyor. İstemiyor ki görsün. İstemeyene gördürmek mümkün mü arkadaşlar? Yani bir insan bir şey yapmak istemiyorsa 100 kere tarif edin, 101'de yine hatalı yapar. Mutlaka içinizde böyle çırak çalıştıran veya elemanı olan veya kendi evladına bile olsun, çocuk yapmak istemiyor mesela, öğretiyorsun bir daha yapıyor, gene bozuk yapıyor. Öğretiyorsun bir daha bozuk yapıyor. Aslında bozuk yapmasının sebebi yapmak istemiyorum. Onu gösteriyor sana. Öğretemiyorsun. Demek ki altta bir istek lazım. İstemeyene Allah'a nasıl öğreteceksin? Adam aramıyor ki. Keşke olmasa diyor. İkinci lemada Bediüzzaman Hazretleri'nin o söylediği örnek var ya. Mesela utanılacak bir günahı işledi. Şimdi istiyor ki kimse görmemiş olsa beni bunu işlerken. İşte meleklerin varlığından bahsediyorsunuz. Ya keşke melekler olmasa da ben bunu görmemiş olsalar. Ahiretten bahsediyorsunuz. Ya keşke ahiret olmasa da bunun azabını çekmesem diyor. Allah'tan bahsediyorsunuz. Keşke Allah olmasa da beni görmemiş olsa. Bunu içinden böyle bir dilek olarak duymaya başlıyor. Ondan sonra gün gelip eline bir uyduruk delil, bir saçma argüman geçtiği zaman ona yılan gibi yapışıyor. Denize düşen nasıl yılana sarılırmış. Bu da böyle yılana sarılır gibi o deliyle, o delil sandığı sanrıya, uydurmaya, saçmalığa sarılıyor. Çünkü kurtuluşunu orada arıyor. Virginia Woolf'un güzel bir cümlesi var. Pazartesi ya da Salı diye bir kitabında geçiyordu galiba. Bizi aldatan bizi kurtarır diyor. Yani biz kurtulmak istediğimizde aldanıyoruz. Adam mesela fakirlikten kurtulmak istiyor, birden zengin olmak istiyor. Onu aldatmak çok kolay. Dolandırıcıların en sevdiği adam o. Birden zengin olmak isteyenler. Bahis sitelerinde şurada burada onları düdükleyip duruyorlar. İşte kumarbazların, bir tane kumarbazın videosunu çekmişler. Diyor ki kumarhane diyor ne kadar para kazandırır diyor kumarcılara. Çok diyor, hani belki çok nadir diyor parası kumarcının diyor onlara geçer. Ama diyor %99.9 hep diyor kumarcı kazanır. Hep kasa kazanır. Ama o adamlar hala işte kumar günahının ilk başladığı günden bugüne kadar kazandıklarını sanırlıyorlar. Kumarla bir iş olur sanırlıyorlar. Halbuki kumardan batanın, ocağa sönenin, sağlığı gidenin, hapse düşenin haddi hesabı yok. Hala işte bir şey, sanrı. Bir kişiye bir kuruş kazandırmış ya. O ben miyim acaba?
O sandığıyla o iş gidiyor. Yoksa bir delili yok. Akıl sönmüş akıl. Akılın nuru sönmüş. Sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere. Burada niye peki mesela onu da konuşalım. Üstad Hazretleri neden kalple aklı ayırdı? Sadece birisini söylese olmaz mıydı? Allahu alem kalbi ayrıca anmasının şöyle bir hikmeti var. Kalp Allah'ı aramayı bıraktığında, yani bundan artık kesinlikle bir şekilde yüz çevirdiğinde, hani mühürlenme diyoruz ya biz arkadaşlar, kalbi mühürleniyor insanın. Allah bizi onlardan olmaktan korusun. O şekilde mühürlendikten sonra o kalpten hayır diye bir şey çıkmıyor artık. Yani ölmüş oluyor, onun fonksiyonu bitmiş oluyor. Akılsa imansızlıkta dahi fonksiyonunu, o insanın vücudunu devam ettirme açısından sürdürüyor. Bakın kalbi kalmıyor, kalbi ölmüş oluyor, uyanıklığını yitirmiş oluyor. Aklı fakat işte o dediğimiz gibi seküler bilim adamının aklı var, çalışıyor. Ama sönmüş, nuru kalmamış, ötekiyi göstermiyor. Yüzeyde uğraşıyor sadece, derinliğe inemiyor. Belki o anlamda aklı sönmekle, kalbi ölmekle beraber andı, ikisini birbirinden ayırdı diye benim aklıma geliyor. Başka şu an bir mana kalbime zuhur etmedi. Bunu düşünelim. Belki bir dahaki derste aklıma bir şeyler daha gelir. Elbette in'amı istihzadan. Bir de vaktimize bakalım. Evet, az kalmış. Elbette in'amı istihzadan, yani nimeti alaydan, alay etmekten ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten, yardımı düşmanlıktan ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden, öyle olmaktan koruyan ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide, bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Madem ki Allah Rahman ve Rahim, o zaman bir şeyi elimize verip sonra çekip almaz. Bak, in'amı istihzadan. Çocuğa uzatıyorsun, al sana elma şekeri, hop çektin. Uzatıyorsun, al sana elma şekeri, hop çektin. Bir hayvana bile yaptığın zaman 2-3 defa hayvan artık almıyor. Onunla ilgili videolar da YouTube'da görmüşsünüzdür. Gösteriyor, vermiyor, gösteriyor, vermiyor. Maymun 3. sefer artık almıyor ondan. İstihza bu çünkü. Alay ediyorsun sen. Ümitlendiriyorsun, vermiyorsun. Ümitlendiriyorsun, vermiyorsun. Alaydır bu. Eğer Cenab-ı Hak bu dünyadaki nimetlerin devamını cennet ile vermezse, bu da bir alay olur. Yani alemi baki olmazsa Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bizimle alay ediyormuş gibi olur. Dünyada verdi, çekti aldı. Dünyada verdi, çekti aldı. Bir daha da vermeyecek. Alay değil mi bu? Gibi oluyor yani. Böyle bir Rahman-ı Rahim olan Allah böyle bir şey yapmaz. Bizim güzel Allah'ımız haşa sümme haşa böyle bir şey yapmaz. İhsanı aldatmaktan veriyor. Sana kıymet veriyorum. Onu hissettiriyor. İhsan o demek. Sana bunu verdim. Sen benim yanımda kıymetlisin, değerlisin diyor. Ama hiçliğe atıyor. Yani kapıda madalya takıyor, merdivenin sonunda onu aşağı atıyor gibi düşünün. Aldatma bu değil mi? İşte bu. İşte mesela çağırıyor, ikramda bulunuyor, gece cellat gönderiyor, idam ediyor gibi düşünün. Öyle olur eğer ahiret olmazsa bu dünyadaki varlık ona dönüşür. İhsanı aldatmaktan, inayeti adavetten, yani Allah yardım ediyor bu dünyadaki işlerimizde bizi çok şekilde kurtarıyor Adem'den, yokluktan, içliğe gitmekten, yıkılmaktan. Ama aslında o kötülük oluyor. Çünkü niye? Az önce konuştuk ya, eğer hiçlik varsa sonunda daha çok lezzetle tanışmak, daha çok güzellik görmek, daha çok sevmek, aşık olmak, muhabbet etmek, ne diyelim şefkat etmek, hepsi daha çok azap olur. Eğer vermeyecekse temelli bir şekilde, sonsuz bir şekilde vermeyecekse, o zaman vuslatın uzatılmasıyla ayrılığımız büyütülmüş olur. Eğer sonsuz bir şekilde verilmeyecekse, vuslatımızın uzatılmasıyla ayrılığımız büyütülmüş olur. İşte inayeti adavetten demekle de bunu söylüyor. İnayet adavete, düşmanlığa dönüşüyor ve rahmeti azaptan, yani rahmet işte yine önceki ifadelerle beraber düşünün. Allah bir sürü merhamet eseri gösteriyor.
Ama merhamet etmesi aslında azap etmesi gibi oluyor eğer ahiret olmazsa. Eğer varlığa çıkarılmasaydık daha mı iyi olurdu? Bak da, o zaman öyle diyebilirsiniz. Yani hiç olacaksak hiç çıkmasaydık. Keşke varlık nedir hiç bilmeseydik. Madem elimden alacaktı bana o arabayı vermeseydi. Madem gün gelip satacaktı bana o evi almasaydı gibi düşünebilirsiniz o anlamda. Ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden, değil mi? İhsan ne zaman ihsan olur? Kalırsa ihsan olur. Devam ederse ihsan olur. Esirgenmezse ihsan olur. Ve nimeti nimet eden, yine aynı ilgi, bir alemi bakide, bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Yani Allah öyleyse eseri de böyle olacaktır diye öğretiyor bu bahiste bize. Yine iki paragraf gidebildik arkadaşlar. Süremiz de doldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Duydunuz zilin sesini. Kapının zili de tam aynı zamanda çaldı. Denk geldi. Bunu da bir alamet sayalım. Hayırlı bir alamet. Pekala, bu bahsi okumaya devam edeceğiz. Belki bu defa bu kadar geriden almadan okuruz bir dahaki derste. Şöyle hem mademden alıp devam ederiz. Okudukça da konuşuruz, tefekkür ederiz. Böyle gitmeyi seviyorum. Benim için de ders gibi oluyor. Kendim de ders alıyorum. Bu metinleri okumuşum ama böyle üzerine konuşarak, düşünerek, ders yaparak elbette okumadım. Bunu yapmak hep bir hayalimdi. Şu an sizin üzerinizden gerçekleştiriyorum. Cenab-ı Hak iki tarafı da hem sizi hem beni fazlıyla, keremiyle mükafatlandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.